Biz yöneticiler için sizin diğer bütün özellikleriniz teferruattır. Biz onlara bakmayız. Biz her birinize bir insan olarak bakıyoruz önce. Bir yurttaşımız olarak, bir kardeşimiz olarak bakıyoruz. Niçin böyle bir konuyla konuşmamı açtım? Çünkü burada evine ekmek götürmek için sabahın kör vaktinde, karanlığında kalkıp pazarda işini yapma gayreti içerisinde olan sizlerin vatandaşla direkt yüz yüze birebir ilişkiniz var. Burası önemli. Bu toplumda huzuru, barışı, kardeşliği tesis edecek olan önce sizlersiniz. Pazar yerindeki davranışınızla, nezaketinizle, hoşgörünüzle, büyüklerimize saygıyla, küçük müşterilerimize sevgiyle, onlara yardım ederek, gülerek siz bu ülkede, bu memlekette o barış, huzur ortamını önce siz sağlayacaksınız. Ve 2,5 yıllık görev süremiz içerisinde de bu meslek gruplarının temsilcileriyle, bırakın belediye başkanı, meslek odası başkanı ilişkisi, kardeş ilişkisi kurmuşuz. Bir gönül bağı kurmuşuz. Çünkü bunun temel sebebi, biz bu memlekette huzursuzluk istemiyoruz. Kavga istemiyoruz. Ayrımcılık istemiyoruz. Hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Belediye başkanlarımızın projeleri, projeksiyonları ölçüsünde bu pazar yerleri yapılıyor. Ve sonra sevk ve idaresinden bu belediyeler sorumlu. Ancak zaman zaman gözlemliyorum ki pazar yerlerimizin işleyişinde büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında bir yetki görev karmaşası oluyor. Pazar yeri gezmeye diğer başkanlarım gibi ben de zaman zaman gidiyorum halkla faal etmek için, esnafla. Özellikle zabıta hizmetleri konusunda çakıştığımız, çatıştığımız konular oluyor. Bunu da huzurunuzda söylüyorum. Biz bu meslek kolunun bir düzene girmesini arzu ederiz. Onun için pazarcılar esnaf odası var, başkanı var, 1500 üyesi var. Şimdi bir hizmet binası açılıyor. Emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza, Sayın Pazarcılar Odası Başkanı nezdinde de teşekkür ediyoruz. Elbette ki bu yapılar, bu çatı kuruluşlar olacak ki bir düzen, bir intizam içinde bu kenti yönetmeye sivil toplum örgütleri de bize katkı sunsun. Pazar yerlerinin temizliği, düzeni, kayıt dışı orada pazarcı esnafı olmadığı halde gelip tabiri caizse, amiyane tabirle korsan satış yapan, yani o bölgenin huzurunu kaçıran esnaflarla ilgili de Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri işbirliği halinde tedbirlerini almak zorundalar. Allah razı olsun başkanım. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Başkanım. Sayın başkanım, buyurun.